Wendy rüyadayken. Sen de kırmızı yap. Her zaman sinirli. Doğru. İyi fikir. Okul için yaptığım kurabiyeler. Ha? 2 dakika daha kalsa kurabiyelerin yanacaktı. Ah, teşekkür ederim John. Çiçeklerle ilgili bir biyoloji projesi yapıyordum da. Aynı anda hem kurabiye pişirip hem çiçekleri sınıflandırmak, hem televizyon izleyip hem yüksek sesle müzik dinlemek kolay olmasa gerek değil mi? Dişlerimi yeni fırçalamıştım. Hem kurabiyeyi hem de diğer işleri aynı anda nasıl yapabiliyorsun? Aa, sadece alışkanlık, o kadar. Kurabiyeye vaktimiz yok. Hemen olmayan ülkeye gidelim. Yaşasın. Evet. Bugün Kanca'ya bir numara yapacağız. Ama çok komik olacak. Onu şaşırtmak için sizin gelmenizi bekliyorduk. Hey, bir dakika. Ev ödevim bitmedi. Olamaz. Şimdi ne yapacağım ben? Neyse, olmayan ülkede bitirecek vakit bulabilirim. Ah, olamaz. Sanırım şeyi unuttum. Nerede bu? Abakasım! Uçarken yeterince odaklanmazsan birine zarar verebilirsin. Sağ ol Tinkerbell. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Geldiler. Artık gidebilir miyiz? Her şey hazır mı? Her şey hazır kaptan. Ah, çok kötü bir zamanlama. Ben de vahşi hayvanların göçü için sana güvenmiştim. Çok yakında Volkan Gölü'nden çıkacaklar. Denize ulaşmalarını sağlamak bazen çok zor bir iş olabiliyor. Veterinerine ben gelebilirim. Yani daha doğrusu yardım edebileceksem. Sahi mi? Sorun olmaz mı? Harika. Bana bir müzisyen lazım olacak. Artık gitmemiz gerek. Kanca dönmüş olabilir. Seninle ondan sonra buluşuruz. Evet. Evet. Hazır görmüşken keçilerin sakalını da çekebiliriz. Peki ya sen, Wendy? Wendy nereye gitti? Hmm. Sen sadece bir çiçek değilsin. Muhteşem bir çiçeksin. Seni çizebilir miyim? Wendy. Projemin kapağı için çok özel bir çiçek arıyordum da. Wendy, geliyor musun? Evet, biraz sonra. Ah, bazen keşke benden birkaç tane olsa diyorum. O zaman bütün işlerimi yapabilirim. İskender'de hazine, sancakta hazine. Hazine Jolly Roger'ın güvertesinde. İskender'de hazine, sancakta hazine. Hazine Jolly Roger'ın güvertesinde. Mutlu bir tayfa, büyük ve ağır bir hazine sandığı. Dünyanın en mutlu kaptanıyım. Gel bakalım Bay Simi. Kaptanım, lütfen unutmayın. Kaptanım mutluysa ben de mutluyumdur. Fakat yerinizde olsam o sandığı açmadan zaferimi kutlamaya başlamam. Çünkü onu bulmamızı sağlayan haritayı çayınızda görmüştüm. Bu derece önemli bir belge için çok sıra dışı bir durum değil mi? Kendimi çok yorgun hissediyorum. Bizimle gelecek misin yani? Ne sandın? O gizemli vahşi hayvanları ben de görmek istiyorum.
Ben de şundan alabilir miyim? Yoksa benden korkabilirler. Beni bekleyin. Peter, Michael. Ben uçma tozu almamıştım. İskele hazine. Sancakta hazine. Hazine gölünce çürüyor ötesinde. Merhaba işe yaramaz korsanlar. Bizim için bulmanıza izin verdiğimiz hazineyi sizden almaya geldik. Gemimiz olmadığından bizim için zordu. Biz de size yaptırabileceğimizi düşündük. Biliyordum. Büyük Kaptan Kanca'ya hak ettiği saygıyı göstermek zorunda olduğunuzu hepiniz anlayacaksınız. İzin verir misiniz Kaptan? Şuradaki yayı siz mi koydunuz? Sus artık şaşkın balık. Bu da ne? Kaptan, bu gemide bu bir tuzağı var. Ne? Patlayacak. İyi yolculuklar dostlarım. Evet, küçük sürprizimizi nasıl buldunuz kaptan? Harika. Bugün doğum gününüz mü? Yeter artık. Bundan sonra hazinelerle ilgili bir şey duymak istemiyorum. Korsanları da, Jolly Roger'ı da. Yeter artık. Elbette kaptan. Artık sizin kaptanınız değilim. Yapmayın kaptan. Artık sizin kaptanınız değilim. Korsanlık hayatım sona erdi. Hoşça kalın. Kaptanımız olmadan biz ne yapacağız şimdi? Çok korkuyorum. Karada yüzemem ki ben. Çok güzeller. Aslında beklediğim şey bundan daha vahşiydi. Biraz daha bekleyin arkadaşlar. Müzik denize giderken gördükleri engelleri aşmalarına yardım ediyor. Şimdi sıra sizde. Harika. Ben Lily'ye yardım etmek için yanardağa gidiyorum. Bu arada bunu benim için korur musun? Söz veriyorum Peter. Yaramazlık yapma kaptan. Gözüm üstünden ayırmayacağım. Bu da ne? Jolly Roger, ne oldu size böyle? Kaptan bizi terk etti. Peter'in şakalarına dayanamadı. Artık korsan olmak istemediğini söyledi. Gemimiz karaya oturdu. Artık bize göre iş yok. Ama böyle kalamazsınız. Bir geminin yeri orman değildir. Onu burada uyurken buldum. Ama bir türlü uyandıramadım. Ağlayan Söğüt'ün altında biraz fazla kalmış olabilir. Büyük şef her zaman bu ağaçların tuhaf rüyalar gördüğünü söyler. Onu olmayan ağaca götürün. Şefi ben çağırırım. Merak etme Wendy. Sana iyi bakacağız. Şimdi yeni bir melodi çalalım. Şimdi en zor kısma geldik. Sincaplar ormanda kaybolabilir. O yüzden hepimiz gözümüzü dört açmalıyız. Tamam, ben bu tarafa gidiyorum. Sen de geriden gelenlerle ilgilen. Ben sahile gidiyorum. Önden gidenler birazdan denize varır. Duyuyor musun? Ormana girmişler bile. Hayır, bunu hiç yapamıyorum. Ha?
İşte bu şekilde. Bu işe yarar. Gemi fazla hasar görmemiş. Eğer şuraya çıkarmayı başarırsak yapmamız gereken tek şey denize kadar onu itmek olacak. Neden bir şişenin içine sokmuyoruz? Daha kolay olur. Aa, yapmayın. Daha denemediniz bile. Hadi yürüyün. Jolly Roger'ın size ihtiyacı var. Sizin de ona. Anlaşıldı kaptan. İtiraf etmeliyim, şapka ona çok yakışmış. Kaptan çok haklı. Hadi gemimizi kurtaralım. Hadi. Jaro, Saro, gemide bulduğunuz bütün fıçıları çıkarın. Çolun, Dagan, Asburn, bambularla bir platform yapın. Tahtalar kaldıraç olsun. Sen de Bay Simi benim işaretimle dümene geçip yönü kontrol edeceksin. Nasıl olsa işe yaramayacak. Ha, Wendy. Çok büyük bir şey kaçırdın. Gemisi ormanın ortasında karaya oturunca kancanın yüzünü görmeliydin. Gelirken hiç yabani hayvan gördün mü? Hayır. O zaman Lily'ye gidebiliriz. Sen müthiş bir çobansın. Sanki doğduğundan beri bu işi yapıyorsun. Sağ ol. Hiç yakalayamayacağım sandım. Neden flütünü kullanmadın? Onu bulamadım. Ağaçtan yere inerken cebimden düşürmüş olmalıyım. Merhaba Lily. Tam zamanında geldim sanırım. Merhaba, beni unuttunuz sandım. Ha? Bakın, şurada suda yüzen bir şey var. Ha, yüzen bir ağ. Balıklar ona takılırsa... Wendy, bekle, yardım almalısın. Hepsi geçti, bu sonuncusuydu. Wendy, ama sen buradaysan Peter'le balık ağına giden kim? Ha? Bekle Peter, geliyorum. Aa, ikiz ablaların olduğundan hiç bahsetmemiştin. Oltaya bir şey takıldı. Aa, şu işe bakın. Bu şaşkın yumurcaklar emekliliğimde bile beni rahat bırakmıyor. Kabuklarımı almak ne demekmiş göstereceğim size. Çabuk! Balıkları kurtarmalıyız. Peter, hayal mi görüyorsun sen? İşte oldu. Hoşça kalın dostlarım. Kaptan Kanca. Peter, bugün pek de iyi değilsiniz. Peter, buradayım. Hey. Buna ne dersiniz? Issız adam çok başarılı bir yer olacak sanırım. Gidelim, onları oradan çıkarmalıyız. Hayır, ikimiz o kampı alt üst edemeyiz. Çok korunaklı bir yer orası. İleri, 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 ileri. Son bir hamle daha. Bitmesine çok az kaldı. İleri. Başardık. Durun, durun. Durun, gemi öbür tarafa yıkılacak. Durun. Evet. Oho. Evet. Hadi. Evet, yaşasın. İşte oldu. Evet. Bay Smee, dümene geçebilirsin. Artık yelken açmaya hazırız. Aferin çocuklar. Jolly Roger artık yelken açmaya hazır. Hadi çekmeye başlayalım. Bu çocuk çok çalışkanmış. 60 yıllık denizciyim. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Teşekkür ederim Wendy. Sen harika bir yardımcısın. Bir şey değil ihtiyar kaptan. Hadi işinizin başına. Yeterince gördüm seni. Bu iş hiç bitmeyecek. Sorun değil, sadece planlı çalışmalıyız. Ablan gayet iyi Michael.
Ama ağlayan Söğüt'ün gölgesi onun zihninde birçok düzensizliğe sebep olmuş. İki Wendy görebiliyorum. Hayır, 4 Wendy var. Hepsi de ıssız bir adada Kanca'nın tutsağı olmuş. 4 mü? Ayrıca 3 Wendy de korsanların yanında. Korsanların yanında da mı var? Wendy salgını gibi bir şey. Olmayan ülkede ağlayan Söğüt'ün altında gördüğümüz rüyaların hepsi gerçek olur. Ablanızı uyandırmamı istiyorsanız rüyasından kaçan Wendy'lerin hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor çocuklar. Bu da ne? John! Şuna bakın. Çabuk olalım. Korsanlar Jolly Roger'ı denize götürmeye çalışıyor. Biri bana ormanın ortasında gemiye bineceksin dese hayatta... İleri! Yoruldum artık ben. Ben de öyle çok yoruldum. Ben size söylemiştim. Wendy nerede? Kaptanı mı soruyorsun? O kamerasında kendine yemek hazırlıyor. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Merhaba Wendy, seni görmek çok güzel. Çay alır mısınız? Hayır sağ ol, çok naziksin Wendy. Hepiniz Wendy'nin rüyasından kaçtınız. Yani siz aslında hayal ürünü Wendy'lersiniz. Eğer hepiniz bir araya gelmezseniz gerçek ablam Wendy sonsuza kadar uyuyacak ve asla bizimle birlikte Londra'ya gelemeyecek. Neler oluyor burada? Michael biraz abartıyor. Kaptan Kanca diğer hayali Wendy'leri ele geçirmiş. Ve büyük şef hepinizin bir araya gelip rüyaya dönmeniz gerektiğini söyledi. Hah, onu duydunuz mu? Kendimizi çoğaltmayacakmışız. Yoksa hiçbir zaman eve dönemezmişim. Kaptan, gemi sıkıştı. Artık hareket ettiremiyoruz. Sana söylemiştim. Çekme sistemini gözden geçirmemiz gerek. Büyük tekerlek kullanalım. Tekerlekli gemi fikrin çok güzel Wendy. Sizin ihtiyacınız bir itiş gücü. Gerçi... Tabii ya. Kendini çoğaltmaya devam et Wendy. Sizi Kancan'ın adasından ancak böyle kurtarabiliriz. Sessizlik! Kimse o kıza temizlik yaptırabileceğini söylemedi. Sen kendi işine baktın Kırbel. Ha? Biri seni ziyarete geliyor kaptan. Benim sadık tayfam. Gemiyi kurtarmışlar. Kaptanlarını almaya geleceklerini adım gibi biliyordum. Bu çok güzel. Sanırım onlarla gitsem iyi olacak. Sizi de bu kötü adada yalnız bırakacağım. Kızlar, beyaz bayrağı kaldırın. Elinizi çabuk tutun. Harika. Kanca yemeği yuttu. Ne yaparsanız yapın, oyunu bozmayın. Dikkat edin kaptan. Bu bir tuzak. Tayfa isyan etti. Bu bir isyan. Geliyorum. Hayır. Şimdi seni denizin dibine göndereceğim. Seni şaşkın deniz anası. Havan toplarını doldurun. Saldırıya başlıyoruz. Zafer! Alın mayın ama bunu hatırlatmak benim görevim. Batırmaya çalıştığınız gemi tam 13 nesildir sizin ailenize ait efendim. Benim gemim. Yaşasın! Yaşasın! Denize bay şimdi. Biz kazandık çocuk oyuncağı. Yaşasın. Yaşasın. Rüya bitti. Uykudan uyanabilirsin.
Artık hepsi bir arada. Hey! Başardık. Aha. Eski kaptan geliyor. Eski kaptan. Bekle. Harikaydınız dostlarım. Hadi gidip Wendy'yi görelim ama gerçeğini. Evet. Wendy, uyanmışsın. Michael, biliyor musunuz az önce tuhaf bir rüya gördüm. Yapmam gereken o kadar çok şey vardı ki sürekli kendimi çoğaltıp duruyordum. Anlatmana gerek yok. Biz de oradaydık. Ve herkesi toplamak hiç kolay olmadı. Siz rüyamda yaptığınızı sandığım her şeyi gerçek dünyada yaptığınızı mı söylemeye çalışıyorsunuz yani? Ah, siz muhteşemsiniz. İkinizi de çok seviyorum. Çocuklar, bugün hangi hikayeyi istediğinizi söylemediniz? Çocuklar. Beni duymuyor musunuz? Peter, uyansana. Peter! Ha? Bizim rüyalarımızın dünyası burası değil, olmayan ülke. Olmayan Ülke'nin Hikayesi Bölüm 1. Bu matematik çok zor. Yardım etmemi ister misin? Bu konuda sınıfın en iyisiyimdir. Çok tatlısın ama bunu John bile yapamayabilir. Ah, bir çözüm buldum. John. Ne? Matematik ödevime yardım eder misin? Çünkü gerçekten bir türlü anlayamıyorum. İstersen bir şartla olur. Oyunum için kostüm yapıma yardım edeceksin. Ben yardım edebilirim. Ne lazımdı? Bir korsan kostümü mü, süper kahraman kostümü mü? Çok güzel. Ama bunun için küçük değil misin? Makasla bir yerini kesmeni istemem. Aa, yeter artık. Tamam mı? İkiniz de beni küçük sanıyorsunuz. Tamam John. Ben keserken sabit tutmalısın. Hiç kımıldama. Merhabalar. Merhaba Peter. Şuraya bakın. Bir sorun mu var? Somurtuyor musun sen? Hayır, problem yok. Tamam, sakin ol. Sizi olmayan ülkeye götüreceğim. Orada keyfin yerine gelir. İşte gidiyoruz. Evet, kazmaya devam edin. Daha hızlı üç kafalı kurbağa yavruları. Sanırım bir şey buldum. Nedir o? Çabuk, hadi bana ver. Bir rüya gördüm. Bu rüyada bir ses bana dedi ki, eğer tam olarak bu noktayı kazarsam büyük bir hazinenin anahtarını bulacağım. Bu o kadar büyük bir güç kaynağı ki olmayan ülkenin tamamına hükmedebileceğim. Onları izlemekle iyi etmişim. O hazine benim olacak. Bundan hiçbir şey anlamıyorum. Şu tuhaf sembolleri tercüme edin. Onu ben hallederim. Hey, durdurun onu! Hoşçakalın. Kalkın oradan, işe yaramaz balıklar sizi. Gücümü o şaşkın balık suratlının almasına izin veremem. Şimdi hemen gidip onu bulun, yoksa ben kontrolümü kaybediyorum. Şefin burada ne işi var? Büyük şef, sizi burada görmek bir onur. Köyde bir sorun mu var yoksa?
Hayır, sorun yok. Sadece Lee'nin doğum günü için Jobs'a bir doğum günü pastası sipariş etmeye geldim. Evet, yerliler doğum günü için büyük bir parti verecekler. Hepimiz davetliyiz. Yaşasın! 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 Ama küçük bir sorun var. Pasta yapma makinem bozuldu be. O olmazsa yapmak istediğim o muhteşem pastayı asla yapamam ben. Makine şart değil. Yardım edebilirim. Ben çok iyi bir pasta şefiyim. Aslında John'un makineyi tamir etmeme yardım etmesini bekliyordum. Mekanik konularda o çok iyidir. Hem sen pastayı yapmakta değil, yemekte daha iyisin. Hey Michael, sadece şaka yapıyorduk. Hiç uğraşma, bugün biraz canın sıkkın. Tamam, hadi gidip makineye bakalım. Zavallı Michael, umarım iyidir. Sorun yok. Sanırım onlardan kurtuldum. Pekala. Bu saçmalık da ne acaba? Bunu tercüme etmek için bana John'un kitabı lazım. Ama bana asla vermez. Hazineyi nasıl bulacağım? Haksızlık bu. Bana bebek gibi davranmalarından bıktım artık. Ben de bir şeyler yapabilirim. Ben de John'la Wendy kadar iyiyim. Hatta Peter kadar. Siyana, sen iyi misin? Gerçekten. Bu çok önemli bir mesele. Evet, belki John yardım edebilir. O her konuda her şeyi biliyor. John her şeyi bilemez. Bana kalırsa eğer oraya gidip olmayan ülkenin büyük kitabını bana getirebilirsen... ...bana büyük yardımın dokunmuş olur. Öyle mi dersin? Ama John onu bana vermez ki. Hele sana vereceğimi duyarsa. Sana ihtiyacım var Michael. Bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Burada kal. Hemen dönerim. Sorunu buldum sanırım. Şu şarkının üstündeki kayış çıkmış. Ne? İşte oldu. Harikasın John. Sağ ol John. Lee sana müteşekkir olacak. Sienna. Aldım onu. Aldım onu. Bak. Yapabileceğini biliyordum. Bu bir başlığa benziyor. Zamanın başlangıcında olmayan ülke bir kaos dünyasıydı. Ve oraya çok güçlü ve ürkütücü bir canavar hükmederdi. Neyse ki eskiler onu hapse atmayı başardılar. Bir midye kabuğunun içinde toprağın derinliklerine sakladılar. Müthiş bir hikaye. Bir dakika, daha bitmedi. Bu hikayeye göre günün birinde Barum geri dönecek. Eğer günün birinde biri o kabuğu bulup onu uyandırırsa bütün gücünün sahibi olabilir. Böylece olmayan ülkenin tamamına hakim olur. Vay canına! Harika bir şey! O midye kabuğunu bulmam gerekiyor. Bak, onun yerini gösteren bir harita var. İki büyük kayanın arasında duran büyük bir ağaç. Barum uyandırmak çok güvenli bir şey olmayabilir. Pek iyi birine benzemiyor. Bunu önce Peter'le konuşalım istersen, olur mu? Sen hemen gidebilirsin ama ben gidip Barum'un gücünü almayı düşünüyorum. Hey, bekle! Olmayan ülke benim olacak. Ben gidip malzemeleri getireceğim, söz veriyorum. Olmayan ülkenin gördüğü en güzel pastayı yapacağım. demek geldin. Bu arada olmayan ülkenin büyük kitabını sen mi aldın? Evet, ama ben de onu Sienna'ya ödünç verdim John. Büyük kitabı Sienna'ya mı verdin yani? Ama o eski taşı okumak için ihtiyacı vardı. Taşta olmayan ülkeyle ilgili bir hikaye yazıyordu. Barum diye biriyle ilgili. Barum mu dedin? Nerede bu taş?
Şey, aslında Siena götürdü. Kitapla birlikte. Barum uyandırıp onun gücünü almak için Midia kabuğunu aramaya gitti. Ya da onun gibi bir şey. Barum'un olmayan ülkeye dönmesi bir felaket olur. Barum çok yaşlı, güçlü ve kötü niyetli bir canavardır. Ah, aferin sana Michael. Evet, Michael iyi işte. Kaybedecek vakit yok. Büyük bir hata yapmadan Siena'yı durdurmamız gerek. Umarım oraya zamanında varırız. Ne? Bu bir tuzaklı bir yol. Anladım. Yola bağlı kalmam gerek. Taşlara basa basa gideceğim. Olamaz. Onu asla bulamayacağız. O güç bana ait. Bana. Peki nerede bu Michael? Tam olarak bilmiyorum. Taştaki yazıya göre ormanda iki kayanın ortasında bir ağaç varmış. Heh, çok yardımcı oldun. Siena'yı asla bulamayacağız. Sanırım onu buldum. Biraz ileride arkadaşlar. Beni izleyin. Onu sen de duydun mu Bayce? Hadi gidelim. İşte geldik. Şurası. İşte kayalar ve ağaç. Harikasın Tinkerbell. Bu taraftan. Çabuk. Hiç laf dinlemiyorsun. Michael dur. Ucuz atlattık. Michael lütfen dikkatli ol. Bakın taşlarla işaretlenmiş yoldan ayrılmamalıyız. Sence bunu yapabilir misin? Evet tamam dedim ya size. İyi günler genç maceracı. Benimle oynamak ister misin? Hayır sağ ol. Hiç vaktim yok. Yeterince eğlendim mi? Bana bak, oyun oynayacak vaktim yok. Bir midye kabuğu arıyorum. Midye kabuğu mu? Barum'un kabuğunu mu istiyorsun? Bu durumda benimle oynamak zorundasın. Öyle olsun. Ne oynamak istersin? Bir dakika, aceleye gerek yok. Diğer yarışmacıların da gelmesini beklememiz gerekiyor. Peter Pan mı? Ah. Bu tarafa gelin küçük konuklarım. Kalabalık daha eğlenceli. Siena, kitabımı almışsın. Tam zamanında geldik. Büyük şef Barum'u uyandırmanın çok kötü bir fikir olduğunu söyledi. Yeni konuklar mı? Parti başlasın artık. Sizi uyarmıştım kaptan. Taşlı yoldan ayrılmamalıydınız. Hoş geldiniz konuklarım. Ve tam zamanında geldiniz. Siena, benim taşımı alıp kaçtın. Midye kabuğu benim. Barum'un gücü de benim. Benim, benim, benim. Barum'un gücü kimseye ait değil. Ona yaklaşmamalıyız. Vay canına ne kadar da eğlenceliler. Onlarla yaşamak Luna Park'ta yaşamaktan farksız olmalı. Orası kesin ama sen kim oluyorsun? Ah, doğru. Tamamen unutmuşum. Tanışma zamanı geldi artık. Benim sevgili konuklarım. İzin verin kendimi tanıtayım. Benim adım Pik ve bu yerin koruyucusuyum. Anladığım kadarıyla hepiniz aynı şey için gelmişsiniz. Barum'un midye kabuğunu istiyorsunuz. Aslında biz o midye kabuğunu istemiyoruz. Çok tehlikeli. Her neyse, sonuçta buraya kadar geldiniz. Yani artık başka seçeneğiniz yok. Büyük yarışmama hepiniz katılmak zorundasınız. Kazanan Barum'un midye kabuğunu kazanacak. Ama ikincilik ve üçüncülük için teselli ödülü olmayacak. Birlikte çok eğleneceğiz. İlk göreviniz labirentimden çıkış yolunu bulmak olacak. Batıda mı doğuda mı güneyde mi kuzeyde mi? İlk çıkan gücünü kanıtlar. Uçarak bu şeyin içinden hemen çıkabiliriz.
Hayır hayır. Benim yarışmamda herkes eşit hakka sahip. Kazanmak için yürümek zorundasınız. Simi, peşimden gel, kaybolma. Dur biraz Michael. Buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Bir labirente girdiğinizde her zaman sol taraftan gitmelisiniz. Böylece aynı yerden iki kere geçmemiş olursunuz. Ve teorik olarak çıkışı bulabilirsiniz. Sürekli bıdı 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 bıdı. Her zaman her konuda her şeyi bildiğini sanıyorsun. Ama inkar edemezsin. Gerçek bu. O çocuk çok şey biliyor. Abim mi yoksa? Evet. Oo, peki neden bu kadar kızgınsın? Donna ben de her zaman çok iyi ve bilgililer. Ama bana gelince sadece zavallı bir bebeğim işte. Herkesin bir şey yapamayacağımı söylemesinden bıktım artık. Sana öyle mi söylüyorlar? Babam da benim için aynı şeyi söylerdi. O yüzden bana mağarayı koruma görevi verdi. Çünkü buraya hiç kimsenin gelmeyeceğinden emindi. Böylece zaten hata yapma durumum olmayacaktı. Göreceksin, onlara ödeteceğiz. Ha? Hayır, kimseye ödetmeye gerek yok. Michael, ne yapıyorsun sen? Çabuk olsana. Mızmızlık etmeyi de artık bırak. Yolu bildiğinizden emin misiniz kaptan? Tabii ki. Efsanevi içgüdülerime güveniyorum. Hiç yarı yolda kalmadım. Bu taraftan. Kaptan, başladığımız yere mi döndük? Yardıma ihtiyacınız var mı acaba? İşte çıkış burası. Yani planım işe yaradı. Çok iyiydin John. Yardım için teşekkür ederim. Müthiş bir teknik. Hilekar, bizi takip etmişsin. Önce geldim. Ama bu haksızlık. Önce biz gelmeliydik. Çok oyalandınız gerçekten. Ama siz buraya nasıl geldiniz? Sadece kestirme bulduk diyelim. Gördün mü? Ablanla abin sanıldığı kadar iyi değillermiş. Ama öyle demek istemedim. Ne? Pik senin yüzünden bize cephe mi aldı? Bunların anlamı ne Michael? Şimdi de sıra yeni görevinizde. Bu kapılar hava, su ve ateş kapıları. Kapıların her birinin ardında gizli anahtarları bulacaksınız. Yarışta kazandığınız sıralamaya göre kapınızı seçin bakalım. Bir korsan olarak benim elementim su. Ben su kapısını seçiyorum. Ben de rüzgar kadar hızlı ve sessizim. Yani hava kapısını seçiyorum. Geriye sadece ateş kapısı kalıyor. Durum biraz kızışacak gerçekten. Kendine dikkat et. Birazdan burası çok sarsılacak. Olmayan ülkenin yanardağına benziyor. Ama sanırım bir hayal ürünü. Şuraya bakın. Kaptan, şimdi boğulacağım. Boğuluyorum. Hadi şaşkın balık, boğulmuyorsun bak. Doğru, çok doğru. Nefes alabiliyorum. Ne kadar garip, öyle değil mi kaptan? Garip veya değil. Anahtarı bulup bu tuhaf yüzme havuzundan bir an önce kurtulmalıyız. Kaptan! Biraz daha girdap verelim. Şuraya da bir parça rüzgar ve şuraya da biraz deprem. Sanırım depremi azaltsam iyi olacak. Şurayı da biraz sakinleştirsem iyi olacak. Bay Simi, anahtar!
Olamaz, olamaz, olamaz. Anahtar, anahtarı alman gerek. Tebrik ederim, tebrik ederim. Ne yarışma ama. Çok heyecanlı. Hatta sizi izlerken biraz endişelendim. Özellikle de senin için. Neyse ki sonuç çok iyi oldu. Şimdi oyuna devam edebiliriz. Bu salonda bana katılmanızı istiyorum. Midye kabuğunu ilk olarak seçmeye hak kazandın. Bu ne demek oluyor şimdi? İçeri gelin. Biraz daha ilerleyin. Midye kabukları salonuna hoş geldiniz. Sadece bir midye kabuğu barumun. Seçin ve o elinizdeyken baruma seslenin. Böylece doğru olup olmadığını anlayacaksınız. Peki o zaman? Sienna, hayır. Barumu özgür bırakamazsın. Lütfen Pig. Bu oyunu durdurmak zorundasın. Ama Michael, yüzyıllardır bu mağarada beklemekten artık çok sıkılmıştım. Üstünde hazine yazan o taşı hazırlayıp Kaptan Kanca'nın karşısına neden çıkardım sanıyorsun ha? Rüyasına girip burayı anlattım Kanca'yı ona. Kanca'yı midye kabuğunun peşine takan sen miydin? Oo, evet. Yoksa mağaramın girişini asla bulamazdınız ve ben de asla bu kadar eğlenemezdim. Oyunu bitirmemiz gerekiyor. Olan oldu artık. Baru uyanacaksa hiçbir şey onu durduramaz. Barum! Kaybettin. Sıradaki yarışmacı lütfen. Hayır, sen burada kal. Sen ve dostun Pig yeterince sorun çıkardınız zaten. Hep aynı şey. Ha? Hangisini seçmeliyiz? Mantıklı düşünelim. Sienna en parlağını seçti. Bu bir tuzaktı. Bence en eskisini seçelim. Ben... Hey, şaşırdın mı sen? Canavarı uyandırmamamız gerekiyor. Ah, doğru. Affedersiniz. Ay, resmen barum demek üzereydin. Ha? Siz de kaybettiniz. Sıradaki yarışmacı. Bu sonuncusu. Kral Barum nihayet dünyaya bir kere daha hükmedecek. O güç benim olacak. Hadi gel Barum. Hayır. Zamanın başlangıcında hiçbir şey yoktu. Sonra bir hayal gücü ve güç patlaması oldu. Ardından olmayan ülke oluştu. Ama orası bir kaos dünyasıydı. Çok güçlü ve ürkütücü bir canavar ona hükmediyordu. Kral Barum. Olmayan ülkenin hikayesi bölüm 2. Neyse ki olmayan ülkenin ilk sakinleri olan eskiler... onu bir midye kabuğunun içine hapsedip toprağın derinliklerine saklamayı başardı. Hikayeye göre günün birinde Barum geri dönecek. Eğer günün birinde biri o kabuğu bulup onu uyandırırsa bütün gücünün sahibi olabilir. Ve olmayan ülkenin tamamına hakim olur. Güç benim olacak. İşte son midye. Barum geri dönecek. Siz hakkınızı kullandınız. Şimdi yenilmeyi kabullenin. Hadi gel Barum. Neler oluyor? Neden çalışmıyor bu? Hadi ama Barum uyandırmanıza gerçekten izin verir miyim sandınız? Babam bana o midye kabuğunu korumam gerektiğini söyledi. Önünden geçen ilk kişiye teslim etmemi onun beklemeyin. Onun hesabını vereceksin. Size küçük bir şaka yaptığım için özür dilerim. Ama burada eğlenmek için pek fırsat bulduğum söylenemez. Ama gerçek midye o nerede? Şşt, o büyük bir sır. Ve size asla söylemem. Çünkü kazayla bile olsa kimse Barum'u uyandıramaz. Vaktimi boşa harcadın. Barum.
Hayır, hayır bu mümkün değil. Bibi barımı uyandırmış. Olamaz, olamaz, olamaz. Bu sefer çok büyük bir yaramazlık yaptım. Babam bana gerçekten ama gerçekten çok kızacak bu sefer. Ne yapacağım ben? Pik, bir şeyler yapmak zorundasın. Evet doğru. Ben buldum. Saklanacağım. Sadece 1-200 yıl sonra her şey yoluna girer. Michael, ne yaptın sen? Söyler misin? Aa, açıkçası pek emin değilim. Babarum. Deniz kabuğu sende. İsteğin benim için emirdir küçük sahip. Haksızlık bu. O kabuğu bulma hakkı benimdi. Ver onu bana şaşkın kalama. Kabuğa dokunma hakkı sadece küçük sahiptedir. Ama göreceksin. Küçük sahip neymiş göstereceğim sana. Bir dakika Peter. Barum. Şu ikisinden kurtulur musun lütfen? Kaldır onları gözümün önünden. Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Ha? İnanılmaz. Müthiş bir şeydi. Bu siz de gördünüz mü? Harika bir şey. Nereye kayboldular? Kimin umrunda Peter? Onlardan kurtulduk. Asıl önemlisi bu. Başka ne isteyebilirim ki? Dikkat et Michael. Büyük şefin barum için dediğini unutma. Kaotik ve kontrol edilemeyen bir canavar dedi. O kadar korkunç görünmüyor ki. Üstelik onu duydunuz. Bana küçük sahip dedi. İstediğim her şeyi yapar. Baksana barum. Bizi olmayan ağaca götürür müsün lütfen? Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Şuna bakar mısınız? Gelmiş geçmiş en güzel yaş günü pastası. Lili çok mutlu olacak. Defalarca söyledim. Partiye korsan kılığına gitsek daha güzel olur. Bence yerli olalım dedim. Hayır, dediğimi yapalım. Ha? 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 Müthiş biri değil mi? Vay canına. Nasıl yaptın bunu? Ben barumun küçük sahibiyim. Ve evet. Ondan istediğim her şeyi yapıyor. Sırf ben istedim diye Kaptan Kanca ile Simi'yi gönderdi. Kaptan. Orada mısınız? Olamaz. Sanki görünmez olmuş gibiyiz. O küçük yaramaz bizi görmek istemediğini söyleyince barum onu ciddiye aldı demek. Ama bunu avantaja çevirebiliriz bence. O ufaklıkları bulmamız yeter. Dikkat etsene şaşkın mı diye. Affedersiniz kaptan. Yerine gelmesini istediğiniz bir şey varsa kibarca benden istemeniz yeterli. Çünkü benim sayemde artık ulaşabilirsiniz. Bakalım sandığın kadar iyi miymişsin? Barum'a söyle beni altınla kaplasın. Barum, yapar mısın? Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Çıkarın beni buradan. Yanlış anlamadıysam ne istediğimize dikkat etmeliyiz. Çünkü barum isteklerimizi yerine getirirken biraz şakacı davranıyor çocuklar. Biz şaka yapmıyoruz Michael. Artık bir şey istemekten vazgeçmelisin. Bu hiç güvenli değil. Neden vazgeçeyim ki? O istediğim her şeyi yapıyor. Tabii ki baby, sorun değil. Barum, String Bean, Cynthia ve baby için harika birer hayvan kılığı ayarlayabilir misin? Hayır, biz öyle bir şey söylemedik. Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Yakaladım. Yakalayamamışım. Yakaladım. Olamaz, Lily'nin pastası. Gerçekten aferin Michael. Müthiş bir başarı. Hadi Simi,
Bir an önce Choliracher'a dönelim. Mürettebatı toplayıp o eski midye kabuğunu aramaya çıkmalıyız. Ama adamlar dediğinizi nasıl yapacak? Sizi göremeyecekler ki. Oh, oh, oh. Harika bir fikir Simi. Mükemmel bir fikir. Evet ama çok acıtıyor. Peter, Barum'un söylenenleri canının istediği şekilde yerine getirdiği konusunda uyarmamış mıydı? Neden dinlemiyorsun? Senin onu kontrol edemediğin ortada. Aslında sadece kıskanıyorsunuz. Çünkü artık sizin yapamadığınız şeyleri yapabiliyorum. Neler yapabileceğimi göstereceğim size. Tiger Lily'nin doğum günü partisinin gelmiş geçmiş en güzel doğum günü partisi olmasını sağlayacağım. Barum, beni yerlilerin köyüne götür. Michael, yapma. Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Aa, olamaz. Yine saçma bir şey yapmadan önce onları durdurmamız gerek. Korsanlıktan bıktım usandım artık. Neden sürekli bir yerleri fırçalayıp duruyoruz biz? Sus artık. Kaptan bunları duyacak olursa... Kaptana ne söyleyeceğim biliyor musun? Seni dinliyorum. Sakin olun korsanlar. Benim işte. Sevgili kaptanınız. Ben de benim işte. Sizin de... Kaptan, bu siz misiniz? Çünkü biraz garip görünüyorsunuz da. Biz görünmez olduk. Bizi görebilmeniz için de kendimize böyle maske yaptık. Şunu izleyin şimdi. Korsanlar, Barum'un midesini bulmayı başardım. Ama şu anda o yaramaz Darling kardeşlerin elinde. Olmayan ülkenin tamamını arayıp o eski midye kabuğunu bana getirmenizi istiyorum. Ne var? Aslında biz yerlerin köyünde devreye gezerken bugün şefin kızının yaş günü olduğunu öğrendik. Belki Peter'la Darling kardeşler oraya gider. Harika. Oraya gidip küçük partilerini berbat edeceğiz. Çarpışmaya hazır olun. Korsanlar, görevleri paylaşın. Sen cephaneyi hazırlayacaksın Jaro. Onlara ihtiyacımız olacak. Teşekkürler sevgili Barum. Herkesin beni küçük görmesinden bıkmıştım. Bir şey değil. Hayır, önce bir adım yana, ondan sonra öne geleceksin. Odaklanabilir misin lütfen? Ama bu dans çok zor. Sanırım birinin yardıma ihtiyacı var. Kendini biraz saklaman mümkün mü acaba? Onları korkutmak istemeyiz, değil mi? Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Muhteşem. Hadi onlara yardım edelim. Hayır, hayır. Artık bilerek yaptığını düşünmeye başlayacağım. Merhaba kızlar. Bir sorun mu var? Buna sorun demek yetmez aslında. Lily için bir dans gösterisi yapmak istedik. Ama Mira ritmi bir türlü yakalayamıyor işte. Evet, çünkü çok hızlı gidiyorsun. Ayrıca senin dansın gerçekten antika bir dans. Antika olan sensin. Ne? Cesaretin varsa bir daha tamam, söyle. Tamam, sakin olun. Çünkü sizin sorununuzun çözümü bende. Sende mi? Ama ne yapabilirsin ben ki? Ben sizin birbirinizle harika bir uyum içinde olmanızı istiyorum kızlar. Küçük sahibin isteği... Hadi. Kaldığınız yerden devam edin. Bu harika. Evet, harika. Sağ ol Michael. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Michael da Barum'un gücünü doğru kullanacak beceriye sahip değil. Olabilir ama sonuçta midye kabuğunun küçük sahibi o. Tabii onu elinden almadığımız sürece. Bu imkansız. Sen de gördün, kabuk ona dokunan her şeyi geri itiyor. Olmayan ülkenin büyük kitabına bakarsan bir çözüm yolu bulabilirsin belki. Anladığım kadarıyla kabuğu almanın tek yolu bağı koparmak için onu tutan kişiyle arasına uzun bir mesafe koymak. Bu harika. Michael'ın kabuğu bırakmasını bekleyeceğiz. Onu kandıracağız, bağlayacağız ve olmayan ağacın bir yerine saklayacağız. Böylece Barum'un gücü bizim olacak. Sienna'ya dikkat et John. Michael'ı kandırdığı gibi seni de kandırmasın. Bayağı. Bu da Kanca'nın o saçma planlarından biri, öyle değil mi? Hayır, değil. Biz sadece ormanda yürüyüşe çıktık da. Bu bölgede çok nefis mantarlar oluyor çünkü. Kaptanı sorarsanız açıkçası
Biz onu görmeyeli çok uzun zaman oldu. İnanın bize. Tabii tabii. Deniz kabuğunun gücünü nasıl ele geçireceğimi bana söylemiş oldular. Sormama bile gerek kalmadı. Zafer yakında benim olacak. Hadi lütfen. Biraz daha bekle tatlım. Peter ve kayıp çocuklar geleceklerine söz verdiler. Sence unutmuşlar mıdır? Bana kalırsa birazdan gelirler. Ama çözmemiz gereken çok daha önemli bir sorun var. Sorun mu? Ne sorunu? Gelmeyecekler mi yani? Pastaya mı bir şey oldu? Olamaz baba. Sakin ol kızım. Onu duydun mu? Artık her şey sana bağlı. Parti nasıl oldu? Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Acele etsek iyi olur. Evet Barum. Kendini gösterebilirsin. Vay canına. Merhaba. Bugün nasılsınız? Barum. Bu canavar Barum mu? Evet evet. Ama merak etmeyin. Efsanede yazdığından daha iyi. Artık o benim en iyi arkadaşım. Onun gücü kontrol edilemez. Mümkün değil. Hayır, gerçekten sorun yok. Söz veriyorum, ben hallediyorum. İstediğimiz her şeyi alabiliriz. Bunu kullanabiliriz. Baksana Barum. Lili'ye çok güzel, kocaman bir çiçek vermeni istiyorum. Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Hey, biri bana yardım etsin. Hayır. Onu serbest bırak. Küçük sahibin isteği. Acele et, yap artık. Olamaz. Michael, ne yaptın sen? Birbirimizden hiç ayrılamıyoruz. Bunu komik mi sanıyorsun? Partimi berbat etmeye karar verdin, öyle mi? Hayır, hayır. Aslında şey yapmaya çalışıyordum. Şimdi gözünüzü dört açın. Gözünüz burada görünmez kaptan. Onun gücü çok zararlıdır Michael. İstediklerin eski haline geri dönmeli. Onu geri yollamanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. İşte orada kaptan. Ama etrafı sarılmış durumda. Ona ulaşmak çok zor olacak. Simi ile bir yolunu buluruz. Herkes hazır olsun. Jaro, yeşil tozdan ver bakalım. Şimdi tek kelime etmeyin. İlerle Simi. Bu böyle devam edemez. Hemen bir şeyler yapmak zorundasın. Sen de söylediğim her şeyi tekrar etme. Michael, yaptıklarını beğendin mi? O düşüncesiz isteklerinle her şeyi alt üst etmişsin. Dikkatli olmanı söylemedim mi sana? Ne yaptığını gördün mü? Partimi berbat etmişsin. Bizim hayatımızı mahvettin. Aferin sana Michael. Bu sefer gerçekten başardın. Durun! Küçük sahibin isteği benim için emirdir. Ama ne yaptın sen? Haklılarmış. Beceriksizin biriyim ben. Bu kabuğun sahibi olamam. Küçük sahip üzgün mü? Barum, küçük sahibin kendisinden istediği her şeyi yaptı. Ben sana kızgın değilim. Ama her şeyi berbat ettiğin gerçekten doğru. Barum, deniz kabuğunun sahibine itaat etmek zorunda. Ama Barum eğlenmeyi de çok seviyor işte. Doğru. Aslında biraz komikti. Sen iyi bir dostsun Barum. Ama sanırım artık istekleri bırakıp her şeyi eski haline getirmeliyiz. Barum, küçük sahibi mutlu etmek istiyor. Yine zamanın ilerlemesini sağlamakla başlayabilirsin. Küçük sahibin isteği... Ayrıca şeye de bir son verin. Nereye gitti? Michael? Buradayım. Haklısınız. Şimdi Barum her şeyi eski haline getirecek. Ben de artık bir şey istemeyeceğim. Her şey için özür dilerim. Bu harika Michael. Ama kendine fazla yüklenme. Barum'un gücüyle kimsenin iyi bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Barum, her şeyin eski haline gelmesini istiyorum. Dikkat et Michael. Neler oluyor? Şunu gördünüz mü? Michael! O uyku tozu hedefine asla ıskalamaz. Görev tamamlandı baylar. Geri gelin!
ne bekliyorsun? Durdur onları. Baron midye kabuğundan fazla uzaklaşamaz ve ancak midye kabuğunun sahibinin ona söylediği şeyleri yapabilir. Dur bakalım, onu aklından bile geçirme. Çekil önümden küçük sivrisinek. O midye kabuğu benim. Hayır, midye kabuğu Michael'ın. Görünüşe bakılırsa ikiniz de yanıldınız küçük yaramazlar. Midye kabuğu benim. Haklısınız. İşe yarıyor. Ayrıca eski sahibi o kadar uzak ki artık kabuğu dokunabiliyorum. Tavsiye için de teşekkür ederim. Biz geliyoruz. Olduğunuz yerde kalın sarı göbekli balıklar. Kaçın diyorum, hadi, hadi. Barum, uyandığından beri yerine getirdiğim bütün istekleri bir an önce geri almanı istiyorum. Güzel yüzüme kavuştum. Muhteşem oldu. Ne? Ne demek oluyor şimdi bu? Barum istekleri geri aldı sanırım. Artık mutlak gücün sahibi benim. Sana en büyük ve en eski hayalimi söylemekle başlamayı planlıyorum. Hepinizi ağlatana kadar gıdıklamamı istemiyorsanız Michael'ı bana hemen geri verin. Ha? Aa, ne oldu böyle? Durum tersine dönüyor sanki. Durun. Bu zahmete değmezler. Siz çocuğu Jolly Roger'a götürün. Ben de kaptana döneceğim. Gemiye dönüyoruz. Hadi daha hızlı. Ama ne yaptık ki biz? Peter'in kaybolmasının Barum'la ilgisi olabilir. Deniz kabuğunu yine Michael'ın kontrol etmesini sağlamamız gerek. Peki sence Peter iyi midir? Umarım öyledir baby. Umarım öyledir. Kanca? Sevgili Peter, yeni dostumdan seni buraya getirmesini istedim. Beni özledin mi? Yavaş ol kaptan. Barum'un gücü benim elimde. Geri çekilin. Yoksa sizin o şaşkın türlü kafalarınıza öreceğim çorapları hayal bile edemezsiniz. Böyle daha iyi. Artık senin icabına bakabilirim Pan. Bu olanlar yıllardır yaşadığım hayal kırıklıklarının onarımını sağlayacak ve benim çok parlak fikirlerim olacak. Hikayesi bölüm 3. Bu hikayeye göre Barum günün birinde geri dönecek. İçine kapatıldığı midye kabuğunu bulan kişi gücünü elde etmek için onu uyandıracak ve olmayan ülkenin tamamına hükmedecek. Artık Barum'un büyük gücü benim ellerimde. Sonunda size bir ders verebileceğim. Aklımda milyonlarca kötü fikir var. Yıllarca benimle dalga geçmenin hesabını nihayet vereceksin Peter. Peki küçük sahip Michael nereye gitti? O artık seni ilgilendirmez. Şimdi senin sahibin benim. Çabuk olalım. Dagan, onu kaptanın kamerasına götür. Diğerleri güvertede bekleyebilir. Çok geride olduklarını sanmıyorum. Durun artık, daha fazla koşamayacağım. Ben de öyle. Hayvan kılığındayken daha kolaydı. Ama bekleyemeyiz. Siz olmayan ağaca gidip biraz dinlenin. Ben de Cynthia ile gidip Michael'ı alacağım. Tamam. İlk olarak sevgili Pan, arkadaşça küçük bir düello yapmaya ne dersin? Seyircilerimiz kalabalık, zaferimi izleyebilirler. Rüyanda görürsün kanca. Barum, uçmamı sağla. İmdat! Benim istediğim bu değildi. Aşağı inmek istiyorum. Ah!
İşte böyle kaptan. Barumun gücünü kontrol etmek o kadar da kolay değil. Zavallı kaptan. Kızlar, hadi siz de olmayan ağaca gidin. Neler oluyor böyle? O küçük şakayı neden yaptığını öğrenebilir miyim? Anladığım kadarıyla Barum söylenenleri kendi istediği şekilde yerine getiriyor kaptan. Ondan bir şey isterken çok dikkatli olmalısınız. Peki o zaman. Madem öyle Barum, Peter'le tam olarak aynı güce sahip olmak istiyorum. Ne yaptı yine bu koca şaşkın? Benim istediğim şey bu değildi. Ama gördüğünüz gibi artık Peter uçamadığına göre teknikte siz de tam olarak aynı güce sahip olmuş oluyorsunuz. Aslında o kadar da kötü değil. Pan artık uçamıyor. Bunu sevdim. Vay canına. Barum onun elindeki bıçağı da alsa iyi olur. Barum, sana emrediyorum. İnanılır gibi değil. Burada gerçekten büyük değişiklikler olacak. Hatta şu anda kaptan özel gücün sahibi olmak üzere olmayan ülkeyi sonsuza kadar yönetecek. Evet. Sonunda neşesi yerine gelir. Pancanın kamerasında. Acele edelim. Onları hazırlıksız yakalayacağız. Ayrıca süper hapşırık tozu da hala yanımda. Canımı sıkmaya başladın. Gardını al hadi. Haley! Gücün olsun olmasın. Sen hala sakar bir ihtiyar keçisin kanca. Oo, demek bunlar sana komik geliyor koca şaşkın canavar. Hadi bu söylenenden de şaka çıkar da görelim. Bu sefer Peter'i yere çivilemeni istiyorum. Barum, lütfen yapma. Ona direnmek zorundasın. Barum çok üzgün. Barum, kabuğun sahibi ne derse onu yapabilir. İtaat etmek zorunda. Bu sefer bittin. Bu sefer elimdesin Peter. Yerliler, saldırın. Barum, hepsini dondur. Bir bakalım. Bu isyancıları cezalandırmak için ne yapsak acaba? Özel güce sahip olduğumuza göre şimdi ne yapacağız? Artık korsan olmanıza gerek yok aslında. Ben her zaman küçük ve güzel bir korsan butiği açmak istemiştim. Saldırın! Şimdi size gününüzü... Michael. Açın kapıyı. Yeni sahip iyi biri değil. Oo, iyi olmamı istiyorsun demek. Tamamdır. Ama bir şartım var. Emirlerimi harfiyen yerine getirecek. Şaka bitti artık. Yoksa sana Peter Pan'la bütün arkadaşların ülkenin dışına göndermeni emrediyorum. Böyle bir şey olmasını istemezsin öyle değil mi? Artık birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Şimdi olmayan ülkeyi fethetmeye gidelim. Bir şey yapmak zorundayız. Tinkerbell, sen Wendy'yi uyar. Sienna ile ben de Peter'e yardım edeceğiz. Michael, bu işe yaramıyor. Neredeyse hiç tozum kalmadı. Kapıyı da daha fazla tutamayacağım Wendy. Hapşırık tozu. İşte bu. Hapşu. Evet, işte uyandı. Ne? Neler oluyor burada? Neredeyiz biz? Kapı kırılmak üzere. Aferin sana Michael. Vururuma dikkat etsene be. Olamaz. Bu kaptanın hiç hoşuna gitmeyecek. Günlerini gösterdik. Ben de. Neler oluyor? Kanca midyeyi ele geçirdi. Peter de onun kontrolünde. Olmayan ülkenin tamamını fethetmekten bahsedip duruyor.
Onları durdurmanın bir yolunu bulmalıyız. Çabuk olun. Michael, sen bu durumda bizimle gelemezsin. Chaps ve diğerleri olmayan ağaçta. Sen de oraya git. Yapma, ben çok iyiyim. Yine tehlikeye düşmeni istemiyorum. Tinkerbell, onunla git. Sonra hemen yanımıza gel, olur mu? Yeter artık. Hiçbir şeyi yalnız yapamıyorum. Hadi ama Michael. Ablan haklı. Bugün gerçekten çok şey yaşadınız. Zamanımız azalıyor. Tamam Tink. Hadi gidelim. Keşke yardım edebilseydim. İşte geldik. Şimdi yine gidiyorum. Ama sakın kaybolma, tamam mı? Çabuk gel o zaman. Çok küçüğüm, çok yorgunum, çok sakarım. Bu kadarı yeter ama. Sanırım yardım edecek biri var. Bu sefer başaracağım. Hadi bakalım sevgili Peter. Olmayan ülkenin meşhur kaptan Kanca tarafından fethedildiğini görmeye hazır mısın bakalım? Ha? Kaptan, kaptan. Bir sorunumuz sessiz var. Sessiz olun. Zaferime tanıklık edin. Tamam, işte geldim. Pik, pik. Pik, bana yardım etmelisin. Midye kabuğunu kanca aldı. Barımın gücünü kullanıp arkadaşlarıma zarar verecek. Babama verdiğim sözü çiğnemiş oldum. Çok beceriksiz biriyim. Söz mü dedin? Ne gibi bir söz? Her şeyi sana anlatacağım. Ama bu pek güzel bir anı değil. Barumu durdurmak zorundayız. Yoksa her şeyi mahvedecek. Midye kabuğunu ver bana. Al baba. Hayır, hayır. Pik, dikkat et. Olmayan ülkeyi mahvetmene asla izin vermeyeceğim Barum. Eskilerin bana verdiği güçle sana bu midyenin içine girmeni emrediyorum. Hayır. Bu bir emirdir. Baba. Özür dilerim baba. Benim görevim tamamlandı Pik. Artık çok uzun bir süre uyuyabilirim. Bu midyeyi dikkatli bir şekilde korumalısın. Ama kesinlikle yanlış ellere geçmemeli. Kesinlikle. Ben söz veriyorum baba. İşte bütün hikaye böyle. Bu konuda bir şey yapabilecek tek kişi babam. O da dinleniyor. Şimdi onu derin uykusundan uyandırıp hiçbir işe yaramayan oğlunun yine her şeyi berbat ettiğini nasıl söyleyeceğim? Bazen insanlar benim de işe yaramadığımı ve saçma şeyler yaptığımı söylüyor. O zaman iyi şeyler de yapabileceğimizi gösterelim onlara. Hadi gel, gidip babanı bulalım Pik. Ya güçlerim bizi buraya kadar getirdi ama bundan sonrasını yürümek zorundayız. Eskilerin mağarası bu tarafta. Gel bakalım. Harika. Olmayan ülkenin kralıyım ben. Peki ya beni görünce çok kızarsa? Ay, çok korkuyorum ben. Merak etme. Hey Pik! Kaçalım. Bu tarafa bak. Hemen arkadaşımı rahat bırak. Bir daha onunla uğraşırsan karşında beni bulursun, anladın mı? Harika.
harika. Çok iyiydin Pik. Ben sana zarar vereceğini anlayınca şey oldu. Ciddiyim Pik. Sen bir kahramansın. Ve kahramanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Artık vakit kaybetmeyelim. Mağara orada. Büyük Kral Kanca, sonsuza kadar size bağlı kalacağız majesteleri. Evet sevgili Pan. Bunlara ne diyeceksin? Sen kazandın Kanca. Beni alt ettin. Olmayan ülkeyi fethettin. Daha ne istiyorsun ki? Haklısın. Daha fazla ne isteyebilirim ki? Aa, ne kadar şaşkınım. Neredeyse en önemli kısmını unutuyordum. Daha olmayan ağacı fethetmem gerekiyor. Kayıp çocuklar benim yardımcılarım olacak. John! Hadi bakalım. Ben değil. Peki Michael nerede? Olmayan ağaç da güvende. Burada durum nasıl? Kendin gör. Artık yemek yapmayacağız. Evet. Artık çamaşır yıkamayacağız. Evet. Kaptan. Vay vay vay. Onları tamamen unutmuştum. Bu çok eğlenceli olacak. Barum. Evet, sanırım kurtulduk. John! O şeyler ne öyle? Sıkışıp kaldık. İşte şimdi bittik. Tinkerbell, bana biraz uçurma tozu lazım. Çabuk. Şimdi. Çok iyiydi Sienna. Evet, biliyorum. Evet. O mideye ulaşmak imkansız olmasaydı doğruca kancanın üstüne uçar, onu elinden alırdım. Tabii ya. İşte aradığımız çözüm. Sienna, sen bir dahisin. Çabuk olun, kancayı bulmalıyız. Ha? Ha? Ben ne dedim ki? İşte burada. Baba. Pik, neler oluyor? Bir sorun mu var? Barum kaçtı baba. Ne? Ciddi misin Pik? O kadar önemli bir görev için sana güvenmemek gerekirdi. Artık Barum'u midye kabuğunun içine geri sokamayacak kadar yaşlı ve yorgun biriyim ben. Pik sandığınızdan çok daha güçlü biri. Üstelik olmayan ülkenin tek umudu o. O zaman yapman gerekeni öğretsem yeterli olur sevgili oğlum. Kokusunu bile alabiliyorum. Ülkenin hakimiyeti artık benim. Hazır mısınız? Biz gittikten sonra sıra sende demektir Tinkerbell. Midye kabuğu neredesin? Buraya gel. İşte bu benim elimde kalan son midye kabuğu. Bundan sonra her şey senin ellerinde. Bu senin görevin Pik. Büyük Kral Kanca için yol açın. Ne? Aa, Büyük Kral Kanca. Benim tanıdığım en inatçı insansın. Şimdi pes mi edeceksin yani? Bu saçma konuşmaya inanacağımı sanmıyorsun, öyle değil mi? Barum, sen de... Bir dakika, dalga geçmediğimi kanıtlayabilirim. John, Cynthia. Bırakın beni hainler. O koca uzun bıyıklı martıya kesinlikle itaat etmem ben. Hem biraz yaklaşsa gününü de gösteririm. Zavallı Sienna, gerçekle yüzleşmekten korkuyor. Bırakın beni! Bağlılığımızı kanıtlamak için onu size teslim ediyoruz Kral Kanca. Bırakın beni! Görüyor musun Bay Simi? Üstelik bir şey yapmama bile gerek kalmadı. Kral olmak çok güzel, öyle değil mi Peter? Kaptan, midye kabuğu. Hayır, çok erken. Sizi yaramaz balık sürüsü. Benimle alay ettiğinizi çok pişman olacaksınız. Barum, o midye kabuğunu hemen yere indir. Olamaz, her şey bitti. Olamaz! Barum kimsenin kontrolünde değil. Barum özgür. Uslu Barum.
edin lütfen. Beter bir şeyler yap lütfen, ne olur. Barum, dinle. İçindeki öfkenin seni kontrol etmesine izin verme. Kanca buna değmez. Kötü kanca. Barum'un Michael'ı bir daha hiç görmeyeceğini söyledi. Hesabını ver önce. Peter, uzaklaş oradan. Tinkerbell. Hiçbir yere gitme. Aa, olamaz. Yapma Barum. Hayır. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Hadi Peter. Sakın arkadaşlarıma dokunma. Eskilerin bana verdiği güçle sana emrediyorum. Hemen bunun içine... Kötü çocuğu. Dur Barum, ben geldim. Bak, ben Michael'ım, dostum geldi. Michael, hayır. Michael, dostum benim. Şimdi çok mutluyum. Aslında Barum çok iyi biriymiş. Aynen. Her şeyi eski haline getirdi. Kancayı bile gemisine geri gönderdi. Ben olsam o kadar iyi davranmazdım. İndirin beni buradan. Bundan sonra her şeyi öyle rahat karşılayamayacağız kaptan. Zaman geldi Michael. Ama neden? Barum'u midye kabuğuna kapatmaya gerek yok. Çünkü yine iyi biri oldu. Küçük sahip hiç üzülmesin. Barum Michael'la çok evlendi ama artık gitmesi gerekiyor. Al hadi, sana Barum'u hatırlatır. Eskilerin bana verdiği güçle sana şimdi bu midye kabuğunun içine girmeni emrediyorum. Bu bir emirdir. Elveda küçük sahip. Görevimi yerine getirdim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sen olmasan bunları yapacak cesareti asla bulamazdım. Hayır, asıl biz sana teşekkür ederiz. İşte başardın. Seninle gurur duyuyorum evlat. Gel hadi, eve dönme vakti geldi artık. Lili'nin doğum gününü kutlayalım mı artık Barum? Her şeyi hazırladı bile. Şuraya bakın. Yaşasın. Michael, söylemek istedik. Bugün gerçekten çok büyük işler başardın. Bir daha asla hiçbir işe yaramıyorsun demeyeceğiz sana. Teşekkür ederim. Ha? Oh, hayır, Barum'un çiçeği. Neler oluyor? Çok güzel değil mi? Harika. Seni hiç unutmayacağım, asla. Kendine iyi bak dostum. Güle güle.